Lisan'a İngilizce örnek sorularını şöyle bir beraber çözümleyelim. Birinci sorumuza baktığımızda appropriate movie. Uygun film türünü seçmemiz gerekiyor Sara ve Tim için. Sara likes comedy films and science fiction olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca Tim'le ilgili bilgilere bakalım. Tim is 14 years old. 14 yaşında olduğunu söyledi. Bu önemli bir bilgi bizim için. Action movies and comedies. Bu iki film türünü sevdiğini görüyoruz. Ve ayrıca he also thinks science fiction is interesting. Science fiction'ın da sevdiği film türlerinden birisi. Sara ve Tim için ortak film o halde görüldüğü üzere comedy films and science fiction olacak. Bir diğer önemli bilgi ise zamanı. Sinemanın zamanı Sunday morning. Buna dikkat edeceğiz. Şıklara geldiğimizde ortak film türünün komedi ya da science fiction olduğunu söylemiştik. O halde bu ikisini elememiz gerekecek, drama ve action olanı. Baktığımızda komedi, yaş uyuyor ve zaman da uyumlu. AM demiş, sabah saatlerini söylüyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı Ridiculous Man olacak. İkinci soruya baktığımızda not olumsuz soru kökümüz var. Buna dikkat. Ve ayrıca weekend hafta sonu için bir etkinlik planlamamaktadır diyor. Alice'e baktığımızda go to the cinema. Tabloda watching a movie ile eşleşecek ve Sunday. Sunday bir hafta sonu günümüz, o yüzden olmaz. Go to the cafe with his buddies. Bu tabloda meet friends ile eşleşecek ve Thursday. Perşembe günü, evet, Tom'u alabiliriz. Şıklarda Tom bulunacak demek ki. David ride a bike. Ride a bike tabloda cycling ile eşleşecek. The Saturday yine hafta sonu bir gün eledik. Mary ve Tom olduğu halde cevabımız Bursa. Üçüncü soruya bakacak olursak soru kökünden hemen önemli yerin altını çiziyoruz. Most appropriate menu. En uygun menüyü seçmemiz gerekiyor. Tom'un tercihlerine şöyle bir bakalım. Tom prefer meat. Evet. Diğeri dislike green vegetables. Yeşil sebzeyi sevmiyor. Not keen on cold dessert. Soğuk tatlıları da sevmediğini söyledi. A şıkkında ice cream var. Soğuk bir tatlı. O halde eliyoruz. B şıkkında parsley, maydanoz, yeşil bir sebze sevmiyordu. Bunu da eliyoruz. C şıkkında fish var. Bunu zaten tercih etmiyor. Son şık kaldı elimizde. D seçeneğine baktığımızda hepsinin uyumlu olduğunu görebiliriz. Dördüncü soru. Meşhur grafik sorularımızdan yine bir örneğin. Buradaki bilgilere dikkat edeceğiz hemen. More than half of. Yarıdan fazlası dedi. Yarıdan fazlası keep in touch. Keep in touch ve communicate eş anlamlı oluyor. Eşleşti. Evet, yarıdan fazla olanları görüyoruz. O halde D şıkkını elememiz gerekecek. Bir diğer ifadeye bakalım. To find articles. Articles makale bulmaktı. Makale bulmak için kullandıklarını söyledi. Bu da doing research ifadesiyle pembe renkli olanla eşleşiyor. Less'ten daha azdı. Diğerlerinden daha az olacağını söyledi. Diğer bilgimize bakalım. Play online games ve buying things from the internet. Bunlar da bizim için fun play online games, online shopping de bununla eşleşti. Burada şu yapı çok önemli. As ifadesi. Yani ikisinin de aynı olduğunu söylüyor. As. Daha önce derste bahsetmiştik. Aynı olduğunu öğrenmiştik. O halde baktığımızda aynı olan B ve A seçenekleri, evet, aynılar. Sarı ve beyaz çizikli renklere baktığımızda grafikte. Ama şu bilgi de diğerlerinden daha az demişti bize. Burada diğerlerinden daha az değil, diğerlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Diğer ikisinden daha az olan A seçeneği olduğu için bu grafik daha doğrudur verilen bilgilere göre. Evet, beşinci soruya baktığımızda soru kökünde not have an answer for. Cevabı yoktur sorularından birisi yine. Devices. Hangi mobil araçları kullandığını söylüyor. Online games oynarken tablet ve smartphone kullandığını
görüyoruz. O halde bunun cevabı var paragrafta. How much time? Ne kadar süre olduğunu sordu. Burada görüyoruz. 6 and 10 hours. 6 ya da 10 saat aralığında. C şıkkı what are the reasons? Nedenlerini, sebeplerini söylüyor. Bağımlılık, addiction, bağımlılık için. Burada bağımlılığın sebepleri var mı? Göremedik ama bir diğer şıkkımıza bakalım. Parent feel. Ailelerin ne hissettiğini sordu. Ailelerin hisleri burada bakın. Parents not happy. Mutlu değil dedi. O zaman bunun da cevabını görebiliyoruz ama az önce de dediğimiz gibi addiction, bağımlılığın sebeplerini açıklayan herhangi bir bilgi bu paragrafta verilmemiş. Evet, bu şekilde tamamladık.